Yani şunu belirtirim. Yani Türkiye 21. yüzyıla girerken en çok ihtiyaç duyduğu özgürlük ve demokrasi sorunudur. Türkiye'de özellikle son 10 yıldır AKP-MHP bloğunun Türkiye üzerine bir bütün toplumlar üzerine yaratmış olduğu bir faşizm politikası söz konusudur. Dolayısıyla özgürlüklerin kısaltıldığı, demokrasinin yok sayıldığı, hak hukukun olmadığı bir ülke gerçekliği koşullarında yaşıyoruz. Bunun en büyük yansıması da Kürtler üzerinde gerçekleşiyor. Özellikle Sayın Öcalan'ın 25 yıllık tecrit politikasıyla tutulması ve son 3 yılda mutlak tecritte dönüştürülmesi bunun en büyük yansımalarından bir tanesidir. Partimizin de ısrarla üzerine durduğu hem Kürt sorunu çözümü hem Türkiye'nin bir bütünen temel sorunu çözümü açısından Sayın Öcalan'ın hem muhataplık anlamında hem de rol ve misyonunu oynayabilmesi açısından özgürlüğüne dönük başlatılan bir süreç söz konusuydu. Bu süreç 1 Şubat'la 15 Şubat arasında Kürdistan kentlerinde başlatıldı. İki koldan başlatıldı. Ve 13'ünde de Ahmet'te bu iki kol birleşerek oradan da Urfa'ya, Amara'ya doğru yola çıkıldı. Bu yürüyüş yansımaları gerçekten de hem Türkiye toplumları açısından hem Kürdistan halkları açısından büyük bir coşku, büyük bir mücadele azmini ve kararını ortaya koydu. Bir kez daha Kürtler şunu net olarak gösterdi. Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü istediğini, Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini ve bu konuda tek muhatabın Sayın Öcalan olduğu gerçekliğini o yürüyüşlerle ortaya koydu, kararını bu şekilde ortaya koydu ve bunda ısrarını sürdüreceğinin kararını ortaya koyarak bundan sonraki de süreci de bu hat üzerinde yürütebileceğini belirtti. Bu amaçla biz 25 Şubat saat 14'te Esenyurt Meydanı'nda gerçekleşeceğimiz demokrasi ve özgürlük mitingi gerçekleşecek. Bunun temel amaç ve hedefi yapılma koşulları bahsettiğimiz o özgürlük yürüyüşünü aslında Batı metropollerinde, kentlerinde bunu buradan o özgürlük yürüyüşüne, orada Kürdistan'da ortaya çıkan o kararla bir selamlamadır aynı zamanda. Hem demokrasinin en zorlandığı, en sıkıntı olduğu bir süreçte, özgürlüklerin yok sayıldığı, hukukun hiçe sayıldığı bir süreçte böylesi bir mitingi yapmak bütün halklar açısından aslında büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Biz de buradan özellikle Türkiye metropollerinde ihtiyaç duyulan o sesi uzun zamandır özellikle o faşizm uygulamalarından kaynaklı çıkmanın o sesi biz Esenyurt Meydanı'nda yükseltmek istiyoruz. Hem özgürlük ve demokrasi taleplerinin yükseleceği, hem Sayın Öcalan'ın üzerindeki bu mutlak tecridin kırılması ve rolünü, misyonunu oynayabilmesi için özgürlüğüne kavuşması noktasında ortaya çıkan genel bir taleptir. Buna işte emekçileri, kadınları, gençleri, ezilenleri, inanç gruplarını herkesi dahil edebileceğimiz bir gerçekliğe sahip. Aslında Türkiye'nin bu içine girdiği çıkmaza bir mesaj olarak, büyük bir mesaj vermek istiyoruz bu mitingle. Dolayısıyla biz Esenyurt Meydanı'na İstanbul'un bütün ilçelerinde, mahallelerinde çalışmalar yürüterek bütün İstanbul'u Esenyurt Meydanı'na bekliyoruz. Özgürlük yürüyüşünün başlama sebebini aslında biliyoruz. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridin kaldırılması, fiziki özgürlüğüne kavuşturulması ve aslında sorunun yani barışın muhataplarıyla çözülmesi, bu konuda söz söylemesi, sözünün yayılması esas bu düşüncelerle başladı. Şöyle de bir etkisi oldu. Kürdistan'ın neredeyse bütün sokaklarında ihtiyacı olan o öze ve kana geri dönüş meselesi. Oralardan yaratılan sinerji, enerji ve kararlılık bütün aslında halkın unuttuğu, yok saydığı o hakikate doğru yeniden evrilmeye başladı. Buradan yaratılan güç ve enerjiyle de biz Batı illeri
İstanbul'da bunlardan biri. Bu mücadelenin devamı niteliğinde bu mitinge çağrı yapıyoruz. Biz çağrıyı yaparken de şöyle planladık ve bütün görüşmelerimizi bunun üzerine kurduk. Bütün sol, sosyalist, demokrat kesimlerin, bireylerin, işte hukukçuların, gazetecilerin, yani barışı ülkede mesele edinen ve tecritin kırılmasını isteyen herkesin ortak çağrısı ve ortak alanlarda olması, sesini buradan duyurması çağrısıyla bir miting duyurusu yaptık. Hedefimiz barış ve tecritin kırılması. Fiziki özgürlüğüne kavuşturmak, ama bütün bunların bütünlüklü sebebini biliyoruz. Biz Kürt halkı üzerinde uygulanan, aslında bu mutlak tecrit Kürt halkı üzerine, kaldı ki Türkiye'nin muhaliflerine ve sosyalistlerine uygulanan bir tecrit. Bunu kaldırmanın yolu da barıştan geçiyor. Barışı konuşmanın ve oluşturmanın yolları da Kürt sorununun çözümü. Çözümün muhatabı kim? Sayın Abdullah Öcalan. Yani kurguyu buradan yaparak aslında biz orada sadece şey değil, işte kadın katliamlarının bu kadar yoğun yaşandığı, yoksulluğun artık dayanılmaz boyutlara geldiği, açlık sınırında olduğu, gençlerin hiçbir yaşam umudunun kalmadığı, işte sözünü kuramadığı, bütün ezilenlerin, işçilerin yok olduğu, yani işçi sınıfının aslında yok olacak derecede çalıştığı ve sömürüldüğü, kapitalist sistemin bu kadar hepimizi egemenliği altına aldığı bir dönemde bütün bunların çözüm yollarını aradığımız, konuştuğumuz bir miting olması çağrısıyla yola çıktık. Hamlenin devamı ve sonuç alınana kadar izleyeceğimiz yol ve yöntemin de göstergesi. Biz şunu biliyoruz. Faşizmi yıkmanın yolu birliktelikten geçiyor. Yani hep birlikte olmazsak biz bu faşizmi tek tek yok edemeyiz. O nedenle çağrımız bütün kurumlara ve bireylere, yani barışı mesele edilen, bu sorunu mesele edilen tüm kesimlere çağrımızdır bu mitingde birlikte olmak. Gelin hep beraber barışı kuralım. Ben en çok kullandığım cümle belki de bu, ama birlikte barışı kurmak için yan yana durmaya, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. En çok da örgütlenmeye ve bunun için çalışmaya. Yani inandığımız her şey için mücadele etmek. Biz biliyoruz ki Kürt sorununun çözümü Sayın Abdullah Öcalan'ın mutlak tecritinin kırılmasından geçiyor. Yani bugün başlatılan işte zindanlardaki açlık grevleri, oraya hiç değinmedik. Arkadaşlar bedenlerini açlığa yatırdılar. Dışarıda hemen ardından adalet nöbetine başladı beyaz tülbentli barış annelerimiz. Yani hem barış anneleri hem adalet anneleri bu iş için ilk öncülük yapanlar. Bizler de kendimize bu sorunu çözümünü hedefleyen kitle olarak da bizim yapabileceğimiz şeyleri hızlıca hayata geçirmek için bir aradayız. O nedenle de tüm çağrımızdır kendini barış diyen herkesi, bu yoksulluğa dur diyen, işte gençlerin özgürleşmesi ve sözünü söylemesini isteyen herkesi, kimliksizleştirilen tüm insanları, işte ezilen işçileri, kadınları, herkesi bu toplamda bir arada görmek ve sesimizi yükseltmek, faşizmi de yenmek üzere alanlara çağırıyoruz.